Merhabalar, ben Mert Kapan. Bugün sizlere Kinetic ailesinde yeni katılan çok güzel bir modem router inceleyeceğim. İşte karşınızda Kinetic Peak E, Giga, oğlum sen değil ama lütfen. Hero sen hiç değil abicim. Hadi ama. Ultra sen hiç değil, sen hiç değil abicim. Evet artık artık doğru kişiye geldik. İşte karşınızda Peak arkadaşlar. Sonunda bizim çocuklar biraz acelecele davrandılar. Halinde onlar kamera karşısında bir kere gözüktüler. Bırakmalar ki abileri gözüksün. Öncelikle sizlere kinetik nedir? Bir bundan bahsedeyim arkadaşlar. Kinetik markası kendini network ürünlerine adamış ve deli gibi geliştirme yapan ve tek görüşü network ürünleri olan bir marka. Yani ben modem de yapayım, bilgisayar ekranı da yapayım, klavye de yapayım, mouse da yapayım, ekran kartı da yapayım, anakart da yapayım, kasa da yapayım, her şeyi yapayım diyen bir firma değil. Sadece network ürünleri üzerine odaklandıkları için bu konuda oldukça uzmanlar. Ama bazı markalar network haricinde ürünler de yaptığı için network ürünlerine çok daha fazla böyle yatkın olamayabiliyorlar. Bazı firmalar kendi ürünlerini farklı noktalarda konumlandırıp ISP'lere satarak kalitesini boza bozabiliyorlar. Ama Kenet'in kalitesi ve yazılım tarafındaki ciddi gelişmeleri kullanıcısını gerçekten de çok iyi bir şekilde mutlu ediyor. Bu yüzden de ben Kenet'i canı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye'de ilk Kenetic inceleyen benim. Hala da incelemekten gurur duyuyorum. Şu anda da Peak DSL'in ilk inceleyen kişi olma fırsatında ben yakaladım ve bu durum beni gerçekten de mutlu ediyor. O zaman PIC DSL incelememize başlayalım değil mi arkadaşlar? PIC DSL kutusunun içerisinde ne var diye soracak olursanız arkadaşlar kutuyu açıp da size A'dan Z'ye bir şeyler göstermek istemiyorum ama kutusu çok değişmiş. Yani bildiğiniz gibi şuradan şöyle açmak isterken bildiğiniz iPhone kutusu açıyormuş gibi şöyle beklemeniz lazım. A few moments later... Nihayet. Biraz uzun sürdü ama oldu. Kutunun içinde ne var ne yok vesaire. Onları hemen şöyle bir fotoğraf da anlatayım arkadaşlar. İlk olarak kutunun içerisinden PIK DSL'imiz çıkıyor. Antenlerimiz çıkıyor. 3 amperlik 12 volt adaptörümüz çıkıyor. RJ45 Ethernet kablomuz. Daha sonrasında telefon kablomuz, kısa telefon kablomuz, supplator'ımız ve duvardan küçük bir çeviriciyle RJ11'e çeviren DSL aparatımız çıkıyor. Evet kutu içeriği oldukça tatlı, oldukça güzel. Yeni kutu tasarımını ben çok beğendim. Tasarım özelliklerine gelecek olursak hemen size şunu söylemek istiyorum. Kinetic ürünlerini biliyorsunuz. Çok güzel modernize bir tasarım sizin karşınızda. Sadece boyutu değişiyor. Bir de anten sayısı değişiyor ama üst segmentteki cihazlara baktığımızda Kinetik Ultra, Kinetic Giga, Kinetik Hero DSL, Hero bunların hepsi Aynı bu şekilde bir tasarımla karşı karşıya. Sadece işte içindeki çip özellikleri vesaire değişmiş oluyor antenler, giriş çıkış portları ve tasarım. Evet, modernize bir tasarım. Her şey çok iyi ama hani çok yeni bir modelde insanlar farklı bir tasarım bekliyor. Şu antenlerin sökülebilmesini bekliyor. İşte daha fazla port sayısı isteyebiliyor. Yani bir modem router'da 4 standart ama çok üst model bir cihazda 4'ün üzerinde bir port isteniyor. Ve burada da Kinetik demiş ki ben yeni bir tasarımla sizin karşınızdayım demiş. Mesela bu antenler biraz böyle açıları farklı olabiliyor. İleriki bir zaman sonra cırtlama gibi bir sesler duyulabiliyor. Yani cırtlamaktan kastım şu. Tık tık diye sesler duyuyorsunuz. Ama bu bir problem Değil. Fakat bu modernize tasarımın dışına çıkmadan tatlı bir makyajlamaya gidilmiş. Bu makyajlama sonucunda da kinetik pik DSL artık karşımıza gelmiş. Önceki kinetiğimizi hemen şöyle hızlıca bir göstereyim. Daha sonrasında da yeni kinetiğimizin tasarımıyla hemen siz karşılaştırma yapmış olursunuz. Üst tarafa baktığımızda bir kinetik yazısı. Ön tarafta bildirim ledlerimiz, antenlerimiz. Burada da herhangi bir şekilde havalandırma delikleri vesaire yok. Ön tarafta herhangi bir şey yok. Yan tarafta bir havalandırma delikleri, USB portları, FM tuşları. Arka tarafta gördüğünüz gibi Ethernet portlarımız, optik girişimiz, daha sonrasında adaptör bağlantımız, yine güç power butonu olmayan bir kenetikten bahsediyorum. Sağ tarafta da yine havalandırma çıkışlarımız, alt tarafında da köşelerde havalandırma çıkışları, duvara askı aparatı ve etiketi olmak üzere kinetik ürünlerimizin karşında genel olarak bu şekilde. Şimdi bir de PIC DSL'in tasarımına yakından bakalım. Evet, PIC DSL elimizde. Şimdi üst tarafına bakalım. Gördüğünüz gibi yine kinetik yazımız devam ediyor. Ön taraftaki bildirim netlerimiz yine modernize bir şekilde devam ediyor. Üst ve yan taraflarda şöyle bir kıvrımlık var. Bu kıvrımlıkta havalandırma deliklerimiz karşımızda. Yani masanın üzerinde böyleyken de hava sirkülasyonu içerisine doğru sağlanabiliyor. Antenlerimiz makyajlanmış artık sivri uçlu olmak yerine gördüğünüz gibi şöyle tatlı bir uçla karşı karşıya ve aynı zamanda da bu antenlerimiz sökülebiliyor. Yani siz kastım olarak isterseniz bir anten takıp bir uzatma gibi bir şey yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış ama uzattığınızda güç kaybı illaki yaşanabiliyor. Ama böyle bir premiumluk olması güzel bir artı. de oldukça güzel, oldukça şık duruyor. Ben açıkçası anten tasarımlarını beğendim. Bu şekilde güzel bir hava katmış. Yan tarafına baktığımızda yine havalandırma deliklerimiz yer alıyor. Üzerinde bir fan yok. Öncelikle bunu söyleyeyim belki buradaki havalandırma delikleri fan var mı diye bir düşünce getirebilir herhangi bir fan vesaire yok USB portlarımız 3.0 birisi 2.0 olmak üzere iki adet de gördüğünüz gibi fn fonksiyon tuşlarımız var ön tarafında bir şey yok diğer tarafında yine gördüğünüz gibi bir şey yok havalandırma deliklerimiz var arka tarafına baktığımızda görsel şölen gerçekten de burada başlıyor. Power girişimiz var. 12 volt 3 amperlik adaptörümüzü buraya takıyoruz. Güç butonumuz yok. Yani bunu niye arıyorlar onu da bilmiyorum. Hani çoğu insan şeyi eleştiriyor. Abi işte power butonu yok. E yani fişten çek abi ya da bu kabloyu çek. <laughs> ne olacak ki yani? Koskoca bir firewall'da bir de power butonu olmuyor. O yüzden de onu pek şey yapmamak lazım. Şurada bir reset deliğimiz var. Bu reset deliğine iğneyi 20 saniye boyunca soktuktan sonra cihazı fabrika ayarlarına sıfırlayabiliyorsunuz. Arka tarafta bir adet telefon kablosu girişimiz var. Bu ADSL, VDSL desteği bize sağlıyor. Hatta VDSL 35B profilini bize veriyor. Türkiye'de 30A, 35B gibi profiller ne yazık ki aktif değil ama bu cihaz o profilleri daha rahat bize verebiliyor. Bir adet WAN portumuz var bu WAN portu üzerinden Gigabit olarak siz internetinizi verebiliyorsunuz. Yani fiber internetiniz varsa ONT'ye dönüştürücünüzden yani JIPON cihazınızdan buraya çıkıp gidebiliyorsunuz. Yani bu cihaz fiberde destekliyor ve burada 8 adet 4 tane yukarıda 4 tane altta olmak üzere Gigabit destekli Ethernet portlarınız var. Bunları da isterseniz lan isterseniz van yapabiliyorsunuz. Yani birinci internet hattında buradan gidiyorsunuz, ikinci buradan, üçüncü buradan, dördüncü buradan, beşinci buradan içinde çeşitli ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Teknik özelliklerde bahsedeceğim link aggregation özelliği var. Arka tarafta başka hiçbir şey yok. Alt tarafında gördüğünüz gibi havalandırma deliklerimiz yine var. Cihazın ısınmasıyla alakalı bir durum pek yaşamadım. Yani belki de ben az yükte kullanıyor olabilirim. O yüzden de olabilir ama ben açıkçası şu anki mevcut kullanımını, mevcut durumunu, performansını beğendim. Birkaç gündür kullanıyorum. Bir iki gün falan oldu. Duvara askı aparatımız var. Yani bunu direkt olduğu gibi duvara monte edebiliyorsunuz. Alt tarafında etiketimiz var. Bu etiket üzerinden de cihaz hakkında bilgiler edinebilirsiniz. Kavuşuk ayaklarımız var. Masamızda rahat rahat durabilir. Yani bayağı bir güç uygulamanız lazım kayması için. Ama şöyle koyduğunuzda duruyor. Tasarım özellikleriniz bu kadardı. O zaman teknik özelliklerine geçelim değil mi arkadaşlar? Kinetic Peak DSL'imiz üzerinde MIPS 1004 kc 9 geldik çift çekirdekli bir işlemci bulunuyor. Bu işlemci Kinetic Peak DSL'imize gerçekten de hayat veriyor. Bu cihaz üzerinde 256 MB'lik DDR3 RAM bellekler bulunuyor ve bununla birlikte daha rahat bir şekilde network kullanımı sağlayabiliyorsunuz. Evet belki bir cep telefonu, belki bir bilgisayar gibi çok böyle yüksek donanımlar vesaire görmüyor olabilirsiniz ama bir network ürününde olması gereken donanımda da gerçekten de karşılıyor. Memory tarafına baktığımızda ise 128 MB'lik flash memory kendi üzerinde barındırıyor ve bunun üzerinde ise Kinetic OS işletim sistemi yüklü. İşletim sisteminden bahsetmişken cihazı internete bağladığınızda mutlaka ama mutlaka yazılım güncelleştirmesini yapmanızı şiddetle tavsiye ederim. Çünkü yazılım güncelleştirmesi demek bir şeyin stabilizasyonunu, adaptasyonunu ve aynı zamanda da özelliklerini en verimli bir şekilde kullanmanıza olanak sağlıyor. Kinetik her hafta geliştirici sürüm yayınlıyor, her ayda stabil sürüm yayınlıyor. Gerçekten de bu çok önemli. Yani bazı cihazlar vardır ki update almazsınız yani. Yok yok yani ama bu da sizin talepleriniz gerçekten de göz önünde bulundurtuluyor. Neyse bunları ilerleyen dakikalarda biraz daha hatırlatalım. Biz şu an teknik özellikteyiz. Cihaz üzerinde XDSL portu var ve bununla birlikte VDSL 35B Super Victorink desteği size sağlıyor. Yani 300 megabit bir şekilde bunda VDSL internet alabiliyorsunuz. Cihazımız sadece VDSL değil, ADSL, ADSL 2 gibi çeşitli özellikleri de destekliyor ve Türkiye altyapısına oldukça uyumlu bir şekilde geliyor. Yani siz bunu Türkiye'deki servis sağlayıcılarıyla rahat rahat kullanabiliyorsunuz. Bir problem yaşandığında ya da bir sorunlar olduğunda bunu zaten Kinetik'i her zaman bildirebiliyorsunuz. Onlara rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Telegram grubu var. Telegram grubuna da katılabilirsiniz. Ben de o gruptayım. Oradan bilgi paylaşımı vesaire yardımlat vesaire de gerçekleştirilebiliyor. Sizin bir probleminiz olduğunu zaten bunların hepsi güncelleştirmelerle giderilmiş oluyor. Ama şu an gerçekten de kusursuz bir şekilde kullanım sağlanabiliyor yani i̇lk çıktığı yıllarda evet gerçekten de kopmalar, IP düşmeleri falan yaşanıyordu ama şu an bunun üstünden baya baya gelinmiş. Türkiye altyapısına uyumluluk ciddi oranda sağlanmış. Cihaz üzerinde One Port ile birlikte 9 tane Gigabit Ethernet Portumuz var. Bu Ethernet Portlarımızın her biri 1 Gigabit hızında bağlanıyor ve hepsini aynı anda yük'e soktuğunuzda bu donanım gerçekten de buna izin veriyor. Diğer portların hızları düşmüyor. Elimde olabildiğince teknolojik envanterlerinde sizlere de testler yapmaya başlayacağım. Bunu da zaten ilerleyen dakikalarda göreceksiniz. Aynı zamanda hem WAN hem de LAN tarafında link aggregation yaptırabiliyorsunuz. Link aggregation dediğimiz olay şudur arkadaşlar. Benim bir bilgisayarım var. Bu bilgisayarım benim server. Bu bilgisayarın Ethernet portu 1 GB hızına sahip ve ben bunu Ethernet cihazıma bağladım. Benim bilgisayarımda dosya aktarımı yaptığımda birden fazla kişi benim bilgisayarımdan dosya almak istediğinde o 1 GB port tıkanıyor. Tıkandığında ne oluyor? Daha yeni bağlantılar, connection'lar olduğunda veya çok büyük dosyalar aktarıldığında ne yazık ki hız limitlendirmesi karşımıza çıkıyor. Fakat ben bu bilgisayara bir tane daha Ethernet takıp o Ethernet'i bu cihaza girip bunların ikisini sen birleştir ve bunun hızı artık 2 gigabit olsun diyebiliyorum. E bu sayede ne oluyor? İki katı bir şekilde ben performans alabiliyorum. Eğer küçük işletmenizde ve evinizde server veya NAS gibi çeşitli depolama sistemleriniz veya sunucu sistemleriniz varsa bu gerçekten de sizin için önemli bir nokta. O yüzden de link aggregation özelliğinin böyle bir aletle bizim karşımıza çıkması çok güzel bir artı. Zaten portların sayısının çokluğu da bu atıyı bize birlikte getiriyor. Yani 4 tane port olsaydı bunun bir tanesine link aggregation yapacaksın. Bir tanesine one verdin. Diğerine de bir chat altı verdin. Switch'te girdin. Ana one portuna da one verdin. Ne oldu? Portlar tükendi. Yok. Gitti. O yüzden de 8 port attı bir tane de aidiyetten one portunun olması güzel bir artı olmuş. Bu gerçekten de önemli. Buna böyle networkçi adamın yorum yapması lazım. Bu gerçekten de çok önemli ki size bunu olabildiğince güzel bir şekilde yansıttığımı düşünüyorum. Neyse diğer özelliklere bakalım. Wi-Fi özelliğine bakacak olursak Wi-Fi abgnac a b g N, a, özellikleriyle karşınızda. Bu özellikler hem 2.4 GHz hem de 5 GHz bandıyla sizin karşınıza çıkıyor. Aynı zamanda 4x4 MIMO desteğimiz bulunuyor ve bununla birlikte çok ciddi bir Wi-Fi bağlantısı sağlıyorsunuz. Wi-Fi 2.4 GHz frekansında 800 megabit taban frekans sunuyor. Wi-Fi 5 GHz ise 1733 megabitle sizin karşınızda oluyor. Aynı anda hem 2.4 GHz hem de 5 GHz'de ciddi trafik sağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda Beamforming ve A-Time Fireness desteğinde bulunduğunu sizlere de söyleyebilirim. Böyle bir teknoloji kendi üzerinde bulunan Kinetic Peak DSL'de rahat rahat mesh ve band steering özelliklerinden yararlanabiliyorsunuz. Kinetiğin üzerinde 4 adet değiştirilebilir 5 dB kazanca sahip olan antenlerimiz bulunuyor. İsterseniz farklı anten takabilirsiniz, isterseniz de kendi antenini kullanabilirsiniz. Bu antenler de az önce de söylediğim gibi 5 desibellik kazanca sahip. İçindeki amfi olabildiğince güçlü, olabildiğince güzel, değiştirdiğiniz antene güzel bir destek verecektir. Bilginiz olsun. Ama tabii ki de kendi üzerindeki anten üzerinde de ciddi bir çalışmalar yapılmış ve performansı gözlerine serilmiş vaziyette. Lumi teknolojisine baktığımızda ise birden fazla mesh cihazı üzerinden rahat rahat bağlantı geçişi sağlayabiliyorsunuz. Yani 8211 KDV özelliği sayesinde siz kesintisiz bir şekilde evin içerisinde veya işletmeniz içerisinde dolaşabiliyorsunuz. Bunu şu şekilde örnekleyebilirim. Siz bir canlı yayın açtınız veya görüntülü konuşma sağlıyorsunuz ve odadan odaya geziyorsunuz. Cihazlar arasında otomatik geçişler yapılıyor ama bağlantınız kopmuyor. Neden? Çünkü 802.11 ve özelliği sayesinde siz öbür odaya gitmeden daha oradaki cihaz sizin geleceğinizin bilgisini buradaki cihazdan alıyor ve hemen sizin bağlantınızı otomatik olarak oradaki cihaza devrediyor. Oradaki cihaz ve diğer komşu cihazlarla konuşarak diyor ki bak diyor bu cihaz buraya da gelebilir diyor. Sizin sinyal seviyelerinize göre bunun kararı verilmiş oluyor. Bunu şu şekilde de düşünebilirsiniz. Siz yolda gidiyorsunuz, 200 km hızdasınız ve cep telefonuyla konuşabiliyorsunuz. Ee, onlar acaba arasında tık 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 geçiş yapıyorsunuz. Niye bu bağlantı kopmuyor? Çünkü böyle bir altyapı var. E burada da Wi-Fi teknolojisine baktığımızda 802.11 ve Mobility Roaming teknolojisi gerçekten de ciddi bir önem arz ediyor. Her cihazda bu kolay kolay olmaz. Üst katman cihazlarda da olur ama Kinetic'in hemen hemen her ürününde bu Roaming teknolojisi karşınıza çıkıyor. Bir de sizlere Band Steering özelliğinden bahsedeyim. Bu özellik sayesinde sizin klantinizle yani telefon, tablet, televizyon artık neyse veya notebook bu cihazın Buradaki kinetik ürüne veya diğer mesh üyelerinden birisine bağlandığında onun bir karar mekanizması var. Diyor ki ya diyor 5 GHz şöyle bir çekim şiddetinde. 2.4 GHz de şöyle bir çekim şiddetinde. Ben bunu 5'e alırsam daha iyi olur ya falan diye bir karar yürütüp sizi otomatik olarak 5 GHz'lik network'a bağlıyor. Siz uzaklaştığınızda veya farklı bir durum olduğunda 2.4 GHz de sizin 5 GHz'lik bağlantınızı dengeleyerek bir geçişini sağlıyor. Bu geçiş gerçekten o kadar hızlı ki milisaniyelerin içerisinde gerçekleşiyor. Bu sayede sizin bağlantınız kopmuyor, yavaşlamıyor. Bütün kararı bu cihaz veriyor. Cihaz üzerinde iki tane USB port var. Bu USB portları üzerinden FTP, Delna, daha sonrasında medya sunucusu, yazıcı paylaşımı, torrent gibi çeşitli birçok şeyi kullanabiliyor ve hatta onu ek bir disk olarak kullanıp kinetik cihazınıza yeni yazılımlar kazandırtırabiliyorsunuz OPKG özelliği sayesinde. USB portlarından birisi 3.0, birisi 2.0. Yani bu klasmandaki bir cihazda ben ikisinin de USB 3.0 olmasını beklerdim. Hatta bir tane de USB portunun olmasını bekledim. Ama tabii ki de o bir tanesi biraz sıkıntı olabilir. Daha mı ikisi de 3-0 olabilirdi yani. Onun belki ara yüzden bu 3-0 değil 2-0 olsun diye bir drop down menümü olurdu. Daha rahat olurdu diye düşünüyorum. Problem mi değil. Ben uvesi falan bağlamıyorum ama başkası illa ki buna hat riskini falan filan bağlayacaktır. Bu arada şunu da belirtmeden geçmeyeceğim. Uvesi portlarına dangle bağlayabiliyorsunuz. Yani 3G, 4G modemler var ya hani şu Vın dediğimiz aygıtlar, jet mi deniyor, vın mı deniyor neyse. Onu buraya takıp da buna internet özelliği kazandırtırabiliyorsunuz ekstradan. Yani 3 kere 4 kere hatlarını da buraya bağlayabiliyorsunuz. Onun için küçük biraz böyle PI yapayım. Yok onu yapayım, bunu yapayım. Yok. Direkt tak, girip bitti. Hangi dangılları desteklediğinin listesine kolay bir şekilde küçük bir bloglamayla veya Kinetik'in web sitesinden ulaşabilirsiniz. Kinetik'imizin PPTP, SSTP, L2TP, IPsec, OpenVPN gibi bir sürü ama bir sürü VPN protokolü destekleri var. Bu sayede siz işletmenize rahat rahat VPN yapabilirsiniz ya da VPN Client olabilirsiniz. Yani hem server oluyor hem de VPN'e bağlanacak cihaz oluyor. Birden fazla işletmeniz varsa bu işletmeleri birbirlerine VPN'le bağlayıp muhasebe yazılımınızı güvenli bir şekilde haberleştirebilirsiniz. Ya da bunu evinize koyarsanız uzaktan evinize VPN yapıp da evinizdeki bilgisayarı vesaire yönetebilirsiniz. VPN'in ne olduğunu bilmeyenler için hemen şöyle anlatayım. Virtual Private Network diye geçiyor. Yani özel bir ağ anlamına denk geliyor. Bu ağ sayesinde siz sanki evinizdeymiş gibi bir network'a sahip oluyorsunuz. Bu gerçekten de önemli. Hem server olması hem de client olması güzel bir dağıtı. Mesela ben VPN'i nasıl kullanıyorum? Benim buradaki kinetik cihazım çalıştığım iş yerinin firewall'una VPN yapıyor. Ve ben şehir dışındayken eve VPN yapıp bunun yaptığı diğer VPN'e bağlanıp güvenli bir şekilde data transferleri ya da işlemler gerçekleştirebiliyorum. Böyle bir işlemi rahat rahat kendi üzerinde yürütebiliyor. Bir daha fazla connection da kendi üzerinde bağlanılabiliyor. Bu gerçekten de donanım isteyen bir nokta. Ve burada bunu hem yazılım hem de donanım altyapısıyla karşınıza sunmuş oluyor. Umarım anlatabilmişimdir. Daha fazla teknik testleyen isteyen arkadaş varsa yorumlar kısmından bana sorabilir. Mobil uygulama desteği sayesinde kinetik cihazınızı rahat rahat yönetebiliyorsunuz. Diğer kinetik cihazlarınızı da yönetebiliyorsunuz. Aile profilleri, reklam profilleri uygulayabiliyorsunuz. Bu sayede çocuğunuzun ne zaman internete gireceğinin kararını verebilir. Hız limitlendirmeleri yapabilir ve aynı zamanda da çocuk profili gibi çeşitli özellikleri devreye sokarak onun internette güvenli bir şekilde gezinmesini sağlayabilirsiniz. Ve bu cihaz üzerinde üzerinde A trafik analizi var. Yani kimin ne kadar internet kullandığını, o anda kimin interneti sömürdüğünü vesaire bunların hepsini hem mobil uygulamadan hem de web uygulamasından rahat rahat görebiliyorsunuz. isterseniz evde olun, isterseniz de evde olmayın. Evinizdeki network'u daima rahat rahat yönetebiliyorsunuz. Bu anlattıklarım biraz teknik özelliğin dışına çıkmış oldu. Ben böyle işlem geldi, çekirdeği diye başladım da şimdi artık... Baksana. Öne çıkan özellikler. Evet. Kinetik ürünlerinin öne çıkan özellikleri gerçekten çok fazla ama ben bunu Tap 5 veya Tap 10 gibi bir sınırlamayla sizlere söyleyeyim. İlk olarak birincisi çok iyi bir yönetilebilirliğin sağlanması. Evet hem mobil hem de web tarafında internet olduğu süre boyunca ben cihazımı, ağımı istediğim gibi yönetebiliyorum. Ve bu benim için çok iyi bir özellik. İkinci olarak VPN özelliği. Evet. İstediğim protokollerde ben bu cihaza vpn yapabiliyorum. Yani evin dışından sanki evimin ağındaymışım gibi buraya bağlanabiliyorum. Hem de başka bir VPN servisinde bu cihazıma bağlayabiliyorum. Yani hem server hem client olabiliyor. Bu da benim için en önemli özelliklerden bir tanesi. Üçüncü maddemiz ise Wi-Fi teknolojisi. Evet olabildiğince uzak menzile ulaşabilen ve aynı zamanda da mesh teknolojisi sayesinde diğer kinetik ürünleri birbirleri arasında çok rahat konuşabiliyor. Evdeki Wi-Fi problemini rahat, rahat çözdüm diyebilirim sizlere. Bunu canı gönülden söyleyebilirim arkadaşlar. Dördüncüsü ise Cloud desteği. Evet, Kinetic Cloud sayesinde ben statik IP ve benzeri çeşitli durumlar yaşamadan Rahat, rahat hem cihazımı yönetebiliyorum hem cihazım üzerindeki USB portlarını kullanabiliyorum hem SSTP gibi çeşitli VPN protokollerini kullanabiliyorum hem de ben bunu bir web server'a çevirebiliyorum. Yani bilgisayarımdaki yayınladığım bir şeyi domaine, momaine falan filan bağlamaya gerek duymadan hemen Kinetic'in kendi cloud özellikleri sayesinde onu yayınlayabiliyorum. Dosyalarımı Kinetic'in cloud özellikleri sayesinde güvenli bir şekilde alabiliyorum. Bu gerçekten de önemli noktalardan bir tanesi. Bir sonraki maddemiz ise trafik limitlendirmesi. Bu sayede ben ağımdaki kişilerin hızlarını kısabiliyorum. Yani bunun download hızı şu olsun, bunun upload hızı şu olsun gibi çeşitli kısıtlamalar yaptığımda ağımı daha da iyi bir şekilde yönetebiliyorum. Aslında birinci maddenin alt maddeleriymiş gibi bir durum oldu bu ama bunların hepsi gerçekten de insanların ihtiyaç duyduğu noktalar. Bir sonraki maddemiz performanslı bir şekilde önceliklendirme yapılması. Önceliklendirmeden kastım şu. Benim internetimde daima oyuna öncelik verilsin. Anneme veya ablama gidip de ya siz wi wifi kapatın dememem gerekiyor. Bunun için ne yapıyorum? Diyorum ki Mert'in bilgisayara oyun öncelikle dedi. İçeride istediklerini yapsınlar. İsterse 4K film açsınlar. Cihazım diyor ki kardeşim oyun daima benim için öncelikle de diyor. 4K izledikleri film donar ama benim oyunum kitlenmez. Bunun kararını bu cihaz verir. Bir sonraki maddemiz siber saldırılar, DDoS atak, NTP ataklar ve aynı zamanda da DNS gibi çeşitli saldırıların hepsinden kendini rahat rahat koruyabiliyor. Ve sonraki maddemiz üzerinde VLAN yönetiminin sağlanması, portları istediğimiz gibi VLAN gibi çeşitli ayarlamalarla değiştirebilmek, birden fazla internet hattını bağlamak, VICP desteği falan filan derken gerçekten de öne çıkan özelliklerini say say bitmeyecek noktada. Ama benim için en baskın olan özellikleri zaten en üst maddelerde sizlere saymaya başladım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi dilerseniz Kinetic Pick DSL'imizde bir dosya aktarım testleri yapalım. USB'den dosya ne kadar alıyoruz, A'dan dosya nasıl atıyoruz, Wi-Fi 2.4'da nasıl, Wi-Fi 5 GHz'da nasıl bunları bir görelim bakalım. Burada gördüğünüz gibi çok güzel bir workstation'ımız var ve bunun üzerindeki dosyayı notebook'umuza hem kablolu hem de kablosuz bir şekilde almayı deneyeceğiz. Şuradaki bilgisayarda link aggregation yaptırıp bir şekilde oradan da iki tane veriyi aynı anda böyle almaya falan filan çalışacağız. Bakalım nasıl bir şey olacak. Bu test oldukça tatlı bir test olacak. Eğer sıkılıyorsanız biraz ilerleyebilirsiniz. Şimdi Ethernet ile OSUS'umuzu bağlayalım. OSUS Zenbook'ta Ethernet portu olmadığı için böyle gördüğünüz gibi USB üzerinden 1 gigabit bağlantı kuracağız. Bilgisayarımız da 1 gigabit de bağlı. Ve şimdi şunu bir takalım. Dosyamızı almaya başlayalım. Ethernet adaptörümüzü bağladık ve 1 gigabit olarak şu anda bağlı. Buradaki router'dan geçecek. Kablolu bir şekilde erişçi için gigabit olarak dosyayı çekecek. Burada 4 GB'lık bir video dosyam var. Bu dosyamı bilgisayarıma alıyorum. Diyor ki güvenlik nedeniyle ne vesaire geç abi. Evet. Gigabit olarak aktarım başladı ve gördüğünüz gibi takır takır çekiyor. Masaüstü bilgisayarımdan çıkan hızı ise 950 949 megabit. Evet. Gigabit olarak şu anda ben dosyayı alıyorum. Ben bir de bunu Wi-Fi'de almak istiyorum. O zaman şu arkadaşı çıkarıp da bunu bir Wi-Fi ile bağlayalım. MET Fiber 5 GHz ağına bağlı ve bağlantı hızı 1.7 Gigabit. Aynı dosyayı bir de Wi-Fi ile alacağız. İki cihaz arasında çok fazla bir mesafe yok. Şu Ethernet'i şöyle çekelim ve ilgili dosyayı bir almaya başlayalım. Evet, gördüğünüz gibi şu anda bu cihaza bağlayayım. Sinyal şiddeti oldukça kuvvetli ve az önce aldığım dosyayı bir daha alıyorum. Değiştirmek istiyor musun diyor. Tabii ki de. Evet şu anda 100 MB bölü saniyede yani 700-800 megabitte de yakın bir hızda ilgili dosyayı çekiyor. Bu ortam koşullarına göre antenlere göre değişiklik gösteriyor. Ama ben şu anda 5 GHz'de neredeyse 1 GB hızda sanki kablo varmış gibi dosyayı çekiyorum arkadaşlar. Wireless 2.4 GHz bağlayayım. Gördüğünüz gibi Mert Fiber 5 GHz olan 5 GHz network'umuzdu. Tavan frekansı 800 megabit ama benim notebook'mla buradaki gördüğünüz cihaz 300 megabit hızda bağlantı kurdu. Şimdi derseniz aynı dosyayı bir de 2.4 GHz'de aktarmaya başlayalım. Hangisiydi? Buydu galiba. Evet. Alıyorum. Ve şu anda 4 GB'lik dosyanın aktarımı başladı. 23 MB bölü saniyede aktarıyor. 300 megabit de bağlı. Ve bilgisayarımdan şu an 300 megabit trafik çıkıyor. Evet arkadaşlar. Masaüstü bilgisayarımın Ethernet portu Buradaki kenetiğin 8 numaralı portuna bağlı. 7 numaralı portunda ise şurada gördüğünüz gibi Asus'un bir USB Ethernet çeviricisi var. O bağlı. Bu da yine kenetiğin 7 numaralı portuna bağlı. 7 ve 8'i burada gördüğünüz gibi 1 GB olmak üzere çalışacak şekilde link aggregation yaptım. Yani iki portu birleştirdim. Birisi 1 GB, diğeri de 1 GB. Toplam 2 GB bir şekilde benim uplinkim var demek. Notebook um kablosuz olarak bağlı 1 GB hızda dosyayı çekebileceğim. Buradaki Notebook um ise bu da kablosuz olarak bağlı olabilirdi fakat ben bunu da ethernetle çekmek istedim. Ve bu iki bilgisayardan dosyayı çekmeye başladığımda ne yazık ki Asus'un adaptöründen uykuya girdiğini görüyorum. Tahminimce USB hostu olduğu için link aggregation özelliğini çalıştıramadım. Ama bir ethernet kartım olsaydı rahat bir şekilde link aggregation özelliği çalışabilirdi. Şimdi gördüğünüz gibi dosya aktarımlarını başlatıyorum. Bu bilgisayarlar bu bilgisayardan 4 GB'lık dosya çekiyor. İlk 4 GB'ı bu çekiyor kablolu bir şekilde. Diğer 4 GB'ı da bu çekiyor ve bilgisayardan şu an 1 GB bir hız çıkışı var. Şu da Asus'un adaptörü. Gördüğünüz gibi adaptör uyuyor. Adaptörde herhangi bir trafik yok. Yani şu an link aggregation'ı yapamadım tek bir portun tıkanıklığıyla karşı karşıyayız. Ama link aggregation yapabiliyor olsaydım bu iki bilgisayarda aynı anda dosyayı aynı hızda çekebiliyor olacaktı. Şu anda bu bilgisayar tamı tamına 1 GB hızda çekiyor. Bu bilgisayar ise port tıkandığı için 100 MB hızda çekiyor. Bu bittiğinde diğer bilgisayar hızlanacak. Şimdi izleyin. Bitti. Ve gördüğünüz gibi bu bilgisayar hızlanmaya başladı. Link aggregation özelliği sayesinde bu problem yaşanmayacak. İki bilgisayarda da hatta çekebilecek. Benim diskim SSD olduğu için diskim herhangi bir dal boğazı değil. Hatta %3 falan filandır yani hızı. Çünkü NVMe disk kullanıyorum XFG'nin. Ama link ek çalıştıramadım. Üzüldüm. <laughs> Tahminimce USB host olduğu içindir. Bu arada Kenet'in yazılımı güncel. Herhangi bir problemi yok. Evet. Bu da 4 GB dosyamızı aldı sayılır. Wi-Fi performansına başlayacağız. Wi-Fi performans testini yapmadan önce evdeki bütün mesh cihazlarının hepsini fişten çektim. Yani bütün access point'lerin hepsi devre dışı. Sadece burada kinetik pik DSL çalışıyor. Pik DSL'in konumu gerçekten yanlış. Çünkü bu duvarın arkasında beton var. Bir küçük bir lavabo var. Onun yanında asansör var. Yani bu taraf tamamen öldü. Ev şu tarafa doğru ve 155 metrekare Halde buradaki diğer iki anten anca hizmet verebiliyor. Şu odada bir tane ekstra DSL'im var. O rahat bir şekilde mesh bağlanabiliyor. Tam çaprazda salonumuz var. Salondaki kinetik ultra yaklaşık 800-900 megabitlerde bağlanıyor. Balkondaki ise balkondaki giga o da salondaki ultra'ya bağlanarak ağı bir şekilde genişletiyor. Bir de kinetik gigamız var ya da hero'muz artık karıştırmış olabilirim. O da evin mutfağında yer alıyor. Bunların hepsine fişten çektik. Sadece bu cihaz çalışıyor. Bir 5 GB bir evi dolaşacağız. Bir de 2.4 GB ile dolaşacağız. Bilgisayarımızdaki 12 gigabyte'lik dosyayı da bir almaya başlayalım. Evet bilgisayarım şu anda 1.7 GB hızda bağlı. Tabii ki de 5 GB daha az menzil, daha yüksek hız. 2.4 GB daha uzun menzil. Daha az hızı anlamına denk geliyor. Şimdi dosya aktarımını başlatıp evi gezmeye başlayacağız. Evet şu anda yaklaşık 800 megabit hızda dosya aktarımız başladı. 12 GB'ı aktarıyoruz. Şimdi notbu alıp evi gezmeye başlayalım. Gezintiye çıkalım. Şimdi hole geldik. Yani antide dediğimiz yer. da hızımız 300 megabitlere kadar düştü. Mutfağa gelelim. Atık mutfakta sinyal öldü. O zaman biz salona kaçalım. O da gördüğünüz gibi bakın. Ultra fişten çekili. Salonda da hızımız 40 megabitlerde. Salonun daha en uç köşesine doğru geçeceğim. Balkona hiç çıkmıyorum bile. Ve 30 megabit. Ama aktarım hızımız 8'lerde. Aynı lokasyonu bir de Wi-Fi 2.4 GHz'de gezeceğiz. Bakalım nasıl sonuç verecek. Ama şu anda gördüğünüz gibi evin köşesinde 10 megabit hız alıyorum arkadaşlar. Ve hatta Wi-Fi çekim şiddetine bakalım. Gördüğünüz gibi 5 GHz neredeyse çekmiyor. Ama diğer ağım çekmeye başlıyor. Windows şaşırdığı için böyle. Evet. Bunların hepsi 2.4 GHz. Gördüğünüz gibi bunlar full ama 5 GHz yok. Evet şimdi 2.4 GHz ağına bağlandım. Benim notebook'um maksimum 300 MB'de bağlanabiliyor. Ve burada da gördüğünüz gibi wireless N teknolojisini kullanıyor. 2.4 GHz, 5 GHz gibi hızlı olmaz ama daha uzun menzilli oldu. Az önce burada nereden baksanız 1 Gb hıza yaklaşıyorduk ama şimdi 300 megabitte de aktarıyoruz. Şimdi notebook'u kucaklayıp aynı yerlerden geçelim. Evet, Wireless 2.4 GHz'de 300 megabitli odamızda başladık. Holde yine hızımız aynı 300 megabit. Mutfağa gidelim. Bu da yanılmıyorsam sinyalimiz ölmüştü. Şu anda gördüğünüz gibi. Burada da 2.4 GHz biraz ölmeye başladı. Ama 60 megabit de diyor. Soldaki en canlısıdır. Salona geçelim. 80 megabitlerde yine gördüğünüz gibi 100 megabit de hemen hemen geliyor. Salonun en uç köşesine gidiyorum. O da artık 7 megabitleri görmüştük. 15 megabitleri görmüştük. 100 megabit geliyor. Abi ciddi fark var. Şurası geç geliyor. Evet burada <laughs> 7 megabiti zor görürken şu an 100 megabitle alıyoruz. Şu grafik biraz yanıltıyor. Geç geliyor. Ama canlı olarak ben burada 100 megabitlik bir hızı görüyorum arkadaşlar. Burası da zaten yaklaştı 100 megabit'e. Geç geliyor demiştim. Notebook'un kapağını dikey konuma getiriyorum. Ne kadar etki edecek? Evet gördüğünüz gibi 130 megabit'e yaklaşmıştık. Notebook'u biraz daha kaldıralım bakalım. şu an artık 100 megabit stabil olmaya başladı. Hatta 200 megabite bile yaklaştık. Evet, olay budur. Evet arkadaşlar, şimdi bir genel değerlendirme yapacak olursak, PIC DSL ya tasarımını değiştirmeseydi bunu olumsuz olarak yansıtacaktım ama burada tasarım değişmiş ve bu değişen tasarımda havalandırmaya daha fazla önem verilmiş. Bu güzel bir artı. Arka tarafındaki Ethernet portlarının çok olması bu ürüne kilo aldırmış. Ama bunun farklı modelleri illaki çıkar diye düşünüyorum. Çünkü bu cihaz gerçekten de çok büyük. Kendini ben ana cihazım, ben bir router'ım gibi bağıttırıyor. Ama bunun access point gibi kullanılabilecek modelleri veya sadece router gibi kullanılabilecek modelleri illaki çıkacaktır. Onların da bu tarz tasarımda çıkmasını isterim. Antenlerin değiştirilebilir olması da gerçekten de güzel bir artı olmuş. Çünkü bu çok istediğimiz bir şeydi. Tasarımda sadece makyajlamaya gidilmiş. Yani bu tarz kurumsal cihazlarda aslında tasarım böyle her üründe tasarım değişsin, her üründe tasarım değişsin gibi bir davranış sergilemiyor. Çok enterprise cihazlar var mesela. HP'nin Orbas'ı var, daha sonrasında mikrotik cihazlar var vesaire. Bunlar aslında ben performansıma bakarım arkadaşlar. Tasarımı boş ver diyor. Ama kinetik kendisi modernize bir tasarımdan yana ve çok fazla bir değişikliğe gitmeden güzel bir makyajlamayla bizim karşımıza çıkmış. Isınmayla alakalı bir çeşitli önlemler alınmış. Biraz şurada bir da değiştirmişler. Antenleri değiştirmişler. O kadar. Böyle bir cihazı alır mıydım diye soru olacak olursa evet ben şahsen alırdım. Çünkü network'u daha iyi yönetmek, daha iyi mesh bağlantıları sağlamak her zaman daha iyi üst sınıf cihazlarla sağlanıyor. Fiyatına gelecek olursak da şu anda bu videoyu çektiğimdeki fiyatı 1700 TL'ye bandında. Ama tabii ki de bu ilerleyen günlerde veya sizin şu an videoyu izlediğiniz zamanlarda düşmüş olacaktır. Açıkçası ben network'a önem veriyorum. Network benim için çok önemli. Evimdeki ağım çok büyük bu tarz yaklaşımlarınız varsa Pik DSL'nizi alabilirsiniz. Ama bu tarz yaklaşımlarınız yoksa Hello DSL'e bakabilirsiniz. İnternet şeklinde o kullanayım. Daha fazla özelliğe ihtiyacım yok diyorsanız da Kinetic'in diğer modellerine bakabilirsiniz. Ama çok düşük bir modelden başlayıp da kendini ultra'da bulan çok kişi gördüm. Siz de illaki Pik DSL'e geçersiniz diye düşünüyorum. Şimdi hepinizin aklında şöyle bir soru var. Bu kadar üst klasmanda olan bir cihaz neden Wi-Fi 6 desteklemiyor? Neden AX yok? diye bir soru soracak olursanız size onu hemen şu şekilde yanıtlayayım arkadaşlar Wi-Fi AX çok ciddi oranda yaygınlaşmadı. Evet AX bu cihazda olabilir miydi? Olabilirdi. Gerçekten de olması gerekir miydi? Bence gerekirdi. Ama piyasada şu anda rakiplerine baktığımızda Wi-Fi AX'in giriş seviyeleri var. E şimdi bunun birebir rakibine baktığımızda ise evet AX var. Hatta 6 GHz falan filan teknolojilerini barındıran aletler de var ama hani bu çok yaygın değil. E yaygın olmadığı için kinetik bunu şu an için pek gerek duymamış gibi gözüküyor ama ilerleyen günlerde yeni modellerde yanılmıyorsam Wi-Fi 6E ile bizim karşımıza çıkacak. Eğer böyle bir durum olursa var ya ortalık enfes olacak. Yani şimdi Wi-Fi 6 yok diye bu cihaz alınmaz mı diye bir durum olacak olursa bence böyle bir durumun kararını şu an vermek için çok erken. Çünkü hani daha yeni yeni oturuyor. Telefonum Wi-Fi AX destekli ama bilgisayarım desteklemiyor. Ee ne oldu? Hadi AX destekli de AX bağlantısı kurdum. Gerçekten de benim ihtiyaçlarımı karşılayabilecek bir noktadım. Evimdeki evindeki internet 16 Mbps ama benim AX bağlantım var. Bana biraz bu gereksiz kalıyor. Ama gerçekten de ben ciddi bir network'a sahipsem, ciddi bir veri tüketimim varsa, bütün her şey benim kablosuz olarak haberleşiyorsa evet gerçekten de AX router'lara ihtiyacım olacaktır. Ama aldığım duyumlar ve sağdan soldan topladığım bilgiler neticesinde Wi-Fi 6 ilerleyen günlerde, ilerleyen modellerde kinetik cihazlarda gelmiş olacak. Ama şu an için Wi-Fi 6 yok diye ben bu cihazı almayacağım diye bir karar vermek çok erken olur diye düşünüyorum. O yüzden de bunu çok ciddi bir sorun etmiyorum. Videonun başında da demiştim sizlere bunu ben videonun sonuna doğru açıklayacağım diye. Şu anki açıklamaların neticesinde durum bu şekilde. İncelememiz bu kadardı. Umarım sizler için yararlı bir inceleme olmuştur. Aşağıda yorumlar bölümü var. Yorumlar bölümünden istediğiniz soruyu sorabilirsiniz arkadaşlar. Hemen şu aralarda bir yerde bir abone ol butonu var. Abone ol butonuna basarak Mert Kuşkapan YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Abone ol butonunun yanında bir zil var ya o zile basıp kaçarsanız yeni yayınlanacak olan videolarımdan hemen haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like butonuna basabilir, aşağıda çıkan sosyal medya hesapları üzerinden beni takip edebilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın efendim. Hoşçakalın.